Kripto Coin çarşısından selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim, yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Piyasada Vavet ile ilgili bir gelişme var. Onları size aktarmak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki bugün %8 gibi bir yukarı çıkışında da neden olduğu bu haber? Devam eder mi? Bekleyip göreceğiz. Çünkü duyurudan sonra devam edebilir arkadaşlar. Dikkat Burayı dikkatlice izleyin ve dinleyin. Ee, ne zaman yapacağım bu duyuruyu sizlere yani açıklamayı tabii ki videomuza başladığımızda yapacağız arkadaşlar sizlerle paylaşıyor olacağız. Bitcoin, altcoin nerede arkadaşlar trend yukarı yönlü olduğunu devamlı söyledik. Ee, eğer olumsuz bir durum olmazsa yükseliyoruz demiştik daha önceki videolarımda. Bu da Çinle Amerika'yla Amerika ile yani e, Tayvan'ın ekseni etrafında dönen olaylar ne derece? kötüye gider onu zaten zaman gösterecek dedik. Eğer önemli bir değişiklik olmazsa normal tatbikat devam ederse yolumuz açılıyor. Yolumuz yukarı doğru. Zaten her yıl Ağustos ayı bizim yükseliş ayımız. Bugün de yine Ağustos'ta yükseliş yapan coinleri zaten seçmiştik. O coinlerden hangileri bakalım tahminimizde bizi yanıltmadı? Onları sizlerle paylaşıyor olacağız arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan buyurun yorum ve analizlerimize geçelim arkadaşlar. Bu arada da kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Like atarak da kanalımıza destek olabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun hep birlikte video analiz ve yorumlarımıza geçelim arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza ve videomuza tekrar hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim, altcoin'lere uçarak para girişleri başlamış görünüyor. 627 milyar dolar seviyelerine ulaştık. Biliyorsunuz Kasım ayında, burası 21'in Kasım'ında, 1.6 trilyon dolar seviyelerindeydi. Şu anda 628 milyar, hatta 500'ün altına düşmüş idik biliyorsunuz. Şu anda tekrar 628 milyar doların üzerine altcoin'lere para girişi, çıktığını görüyoruz ve şey yani para girişinin devam ettiğini görüyoruz. Hatta 4'e e doğru gidiyor arkadaşlar. %3.60'lı 3.70 oldu. Haydi hayırlısı. Hangi coinler zirve yapıyor bakalım yani yükselişe. Dominans ne dedik güzel kardeşlerim? Milimetrik hesaplarımız ortada. Eğer dominans yarım puana doğru kırmızıya dönerse Bitcoin'de fark etmez 1-2 yükseliş yeşilliği olsun. Alt kendine yol bulmak için böyle patazlanacaktır arkadaşlar. Bunu defalarca söyledik videolarımızda. Şu anda da onu görüyoruz. Şu anda da güzel bir çıkış görüyoruz. Yani 0.48 49'luk kırmızı da 41 46'larda dominans. Bitcoin'e baktığımızda arkadaşlar Bitcoin'de de an itibariyle %2.92 yukarı yönlü bir momentum. Zaten mum hareketinden de ekrana gelen mumlardan da görüyoruz arkadaşlar. Ben 4 saatliğini de açmak istiyorum. Ay maşallah gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 12 saattir yeşil mumlarla mücadele ediyor Bitcoin arkadaşlar. Evet, 12 saattir. En son kırmızıyı attığı 4 Ağustos gece 11-12 seviyelerinde. Oradan sonra kırmızı bitti. Bu gece güzel, güzel açılış geldi arkadaşlar. Geçtiğimiz yani gecemizde ve yönümüz yukarı yönlü devam ediyor. Bitcoin 23.300 dolar seviyelerine doğru hareketi başlatmış görüyor arkadaşlar görüyoruz. Peki hocam? Dünkü dediğiniz burasıydı. Evet. Şurası arkadaşlar. 25 bine doğru bir hareket oluşacaktır. Öncelikle neyi kırması lazım biliyor musunuz arkadaşlar? 23.400'lerde 23.500 diyelim. Buralarda bir direncimiz var. Burayı kırması lazım. Öncelikli olarak burayı kırarsa önü ikinci dirence doğru yol alır. Daha sonra burası zaten destek konumuna da gelir arkadaşlar. Hatta hatırlarsanız dün demiştim ki arkadaşlar Bitcoin'de ne kadar kırmızı olursa olsun bir güney yükselişi var dedik değil mi? Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Kanal bandını çizersek geniş bir kanal bandı oluşturuyor. Hatta genişi de bırakırsak şuradan bir kanal bandı çizersek arkadaşlar şöyle evet yatay olarak gördüğünüz gibi Burası artık onun için destek konumunda. Yukarıdaki kanal da direnç durumuna düşmüş e Öyleyse nereye doğru hareket var? İlk etapta 24.5-25'e doğru bir hareket gelebilir arkadaşlar. Peki hocam Ethereum, Bitcoin'in iki gittiği yerde Ethereum 5-6 gitmez mi? Gitmez mi? İşte normal yükselişler böyle olur güzel kardeşlerim. Şu anda Ethereum %5.40, %6'ya yakın yukarıda. Fiyat? 1694, 1700'e doğru gidiyor arkadaşlar. Hatta iğnesiyle 1704 dolara kadar iğne attı bugün. Buranın da üzerinde, EMA 50 günlük ortalamaların da üzerine çıktı. Burada da bizim yükselen trendimizin devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir Ethereum için nereden çizeriz yükselen trendi? Buyurun. Trend bazında bu. Yok hocam, biz ona alışık değiliz. Bize yukarıdan aşağı gelen düşen trend kırıldı mı onu gösterin. Bakınız arkadaşlar şu tepeden alalım geldik trend kırıldı arkadaşlar. Bu tepeyi birleştirdik bu tepeyi birleştirdik trendin kırıldığını. Yani yeni girişler için tam bir fırsat vermiş durumda piyasa. Evet arkadaşlar yani düşen trendler kırıldı mı girişler için birer fırsattır diyebiliriz arkadaşlar. Peki hocam dönelim ee, avaksımıza değil mi? AVAX'a bakalım arkadaşlar. AVAX'a baktığımızda tekrar 24 40 doğru geldi arkadaşlar. Onun da yukarı yönü başlamış görünüyor. Şu anda Avaksa ilk etapta beklediğimiz buradaki formasyondur arkadaşlar. Hatta bunu bile çizmeye gerek yok. E 25 25 doların üzeri görünüyor. Şuradan yukarı doğru çizdiğimizde zaten trendin yükselişte olduğunu, düşen trendin de bittiğini görüyoruz. Ardından Avaksa hedef Güzel kardeşlerim, şurası olacaktır. Şurası. Yani 25-25. 25 doların üzeri her harikarda. Eğer or, bura, buranın üzerinde, yani bu desteğin üzerinde, burayı kırdıktan sonra destek olacaktır burası, şimdilik direnç. Burasının üzerinde bir e, 4 saatlik kapanış yaparsa, AVAX 30 dolar yolculuğunu başlatabilir arkadaşlar. Evet, dedik ya, bir yıl önceki yükselişini başlatan coinlerle ilgili konuşalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce ay maşallah maşallah Vales arkadaşlar yüzde sekiz an itibariyle yükselişte sile bakalım nereye kadar iğne atmış. Altı altmış Biz ne demişiz okumuzda arkadaşlar 6 30'lar görünüyor demişiz değil mi? Nereden atmış okumuzu? 5.7 nokta yedi dolardayken atmışız. Yine biz hedefimize ulaşmışız arkadaşlar. Arkadaşlar Merkeziyetsiz uygulamalar ve akıllı sözleşmeler oluşturma platformu Waves, resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir tweet attı ve bugün Coindesk TV ekranlarında önemli bir duyuru yapacağını açıkladı. Türkiye saatiyle 17'deki Coindex TV'de canlı yayınla katılacağını ve yayında büyük bir duyuru yapacağını açıkladı. Kim? Ino Ivanovo arkadaşlar. Ivanovo. Sasha Ivanovu Yani kurucularından oluyor bu. Biliyorsunuz Vaves'in. Evet. Bunun ardından Vaves tabii ki birazcık topuklamalar yapmış oldu. Yukarı yönlü momentum gerçekleştirdi. akşam saat 5'ten sonraki duyurunun ardından yine olumlu yönde bir gelişme olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Alır başını gidebilir. Şu anda bakıyoruz 4 saatlik grafiğinde formasyon hemen hemen okumuzu çizmişiz tamamlaşmış bir formasyon geliyor. Peki hocam burada başka bir formasyon var mı? Var güzel kardeşim. Ne var? Derinden bakmak olursa yani ya da geniş bir perspektiften bakar isek bu bize bir fincan kulp formasyonunun geldiğini işaret ediyor arkadaşlar. Bu da ne demektir? Bu da ne demektir? Ee, bir yukarı yönlü çekeceğimiz okun hedefi burası olacaktır. Ve neresini? 7 doların üzeri yolda görünüyor güzel kardeşlerim. Bu fincan kup aynı zamanda bir tobo formasyonudur. Aynı şekilde çalışır. Yani derinliği devamına atacak anlamını taşır güzel kardeşlerim. Diğer bir dikkat güzel kardeşlerim dediğim coinlerden biri de Clear Network'tu. Hatta iki coin vermiştim. Biri dedim CRO, diğeri Clear Network. Bazıları yanlış anlamış olabilir. Bu iki coin'e dikkat dedim bir yıl önceki yükseliş dönemindeki yükselişi yine başlatmış görüyorum gördüm dedim. Gider gitmez takip edilmesinde fayda vardı diye söylemiştim arkadaşlar. Tabii ki çoğunuz kafasına göre hoca asallıyor dedi ya. Yani ne var hocada? E buyur kardeşim. Buyur güzel kardeşim. Üç günden beri yükselmiyor muyuz? Canım kardeşim benim. Şuraya bakın. Yükseliş hatta neredeyiz biz? Kriyografi'nde. grafinde. E, 13 Temmuz'dan beri kademeli olarak yükseliyoruz. Arkadaşlar 27 Temmuz'dan beri de normal yükseliyoruz. Düzeltmeyi yaptık. Evet. Ağustos 2 Ağustos'tan hatta 1 Ağustos'tan beri de yukarı gidiyoruz arkadaşlar. Bugün 5. gün. 5 gündür bunlar 4 saatlik grafik. Her biri 4 saatlik. Yani 5 gündür küçük çaplı da olsa klinatör yükseliyor güzel kardeşlerim. Hocam biz 5 günde ne kadar yükseldik? Ölçem. Ölçelim. Buradan ölçelim. İğneye kadar gelelim. Evet, yüzde 21 yükselmişiz arkadaşlar. Şimdilik yüzde 21. Bugün de yüzde 8'imiz var. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Yani Bunları, yani daha önce de Clear Network özellikle geceleri rally yaptı arkadaşlar. 30-40'ları geceleri bastı. Bunları da biliniz istedim. Peki Takip edilmesi gereken coinlerden artık hemen hemen burada hepsini yazmışım arkadaşlar. Hepsinin de analizini yapmam mümkün değil. Onun için birkaç tane analiz yapıyorum ee, kusura da bakmayın yani yapabilecek bir şeyim yok zaten biliyorsunuz tatildeyiz Yine de sizler için elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama videolardan da tabii ki beklediğimiz sonuçları alamıyoruz arkadaşlar Bunun için de ben de artık diğer yorumcular gibi ne yapacağım bitcoin ethereum Kapatmayacağım tabii ki <laughs> ama bir iki tane de altcoin yanına analiz edeceğim güzel kardeşlerim Bakıyorum diğer kardeşlerimize Bitcoin, Ethereum analizi yapıyor. Güzel izlenmeleri var. E biz istekle yayınlasak ne var bizde? Oklarımız da hedefine gelse vatandaş ne yapıyor? Like atmaya bile eriniyor ya. Sadece izleyip geçiyor. E biz de öyle yapalım o zaman güzel kardeşlerim. Biz de Bitcoin, Ethereum piyasanın durumunu söyleyelim, kapatalım videoyu değil mi? Güzel olur mu? Olmaz hocam. Olmayacak tabii ki. Güzel olmaz. Hem sizin açınızdan güzel olmaz. Hem de bizim açımızdan güzel olmaz. Ama yine biz birkaç tane alt koyun yapacağız. O kadar insafsız değiliz arkadaşlar. Evet. Ha hocam istekler ne olacak? İstekler olacak güzel kardeşim. Ama nasıl olacak? Artık katıl butonuyla kanalımıza üye olan ya da canlı yayında e, böyle öne çıkacak şekilde mesaj yazan güzel kardeşlerimizin isteklerine yer vereceğiz. Aksi halde sadece ben piyasanın durumunu sizlere bilgilendireceğim arkadaşlar. Oradan kopya çekersiniz, çekmezsiniz. Yani istek olayı bitmiştir. Ancak katıl butonuyla bir bedeli olacak bu işin. Katıl butonundan üye olan kardeşlerimiz var bir sürü. Sesini çıkarmıyorlar. Ama katıl butonundan üye olan kardeşlerimizin istekleri yayınlanır. Ha onlar da zaten basamak basamak. Katıl butonundan yüksek basamaklardan birebir e, bilgi almak isteyenlerin zaten mail adresimle bana ulaşıyorlar. Onlar ayrı. Güzel kardeşlerim. Yani bu da kürek sallamanın da bir anlamı yok diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Haklı mıyım? Haksız mıyım? Güzel kardeşlerim. Durum bunlardan ibaret. Ee, tabii ki Bitcoin, Ethereum hangi yöne gidiyorsa çoğu alt de o yöne gider ama ok çekilir mi? Çekilmez mi? Yine de bilemiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Arkadaşlar Clear Vegas. E Peki. Hocam Çiliz bana mı soruyorsun güzel kardeşim? Ben bugün Çiliz'e bir miktar ne yaptım? Attım. Evet. Çünkü yükseliş bekliyorum artık. Çiliz'den ben artık kendi adıma bir miktar yükselişler bekliyorum arkadaşlar. Şu anda 0.14.5 dolar seviyelerinde okumuz daha henüz hedefine ulaşmadı. Gelecektir güzel kardeşlerim. Evet. Cehare Çiliz'le birlikte hareket eden bir koyundur. Güzel bir formasyonu var. Buradaki benim beklediğim ceharedeki formasyon arkadaşlar şurası. Evet Cehare formasyonu burası gördüğüm kadarıyla 0.25 dolara doğru gidiyor arkadaşlar. Yani ondan da güzel bir çıkış gelebilir diye söyleyebilirim arkadaşlar. Peki bugün bir kardeşimiz bu ona yazmıştı. Bugün ona bakalım ondan sonra da ne yapacağız? Dogashiva'ya bakacağız. Diğerleri zaten isteğe bağlı Olacaktır dediğim gibi katıl butonuyla istekte bulunan güzel kardeşlerimizin listesini böyle günübirlik Hatta telegram grubundan da e, Anonsunu yapabiliriz duruma göre canlı olarak Buradan yetişemediğimiz zamanlarda o coin'lerin durumunu e, Sesli mesaj olarak da bırakma şansımız var Arkadaşlar bone e, %17 yani güzel bir yükselişi var Hatta e, Nereden başlamış? 26 Temmuz'dan başladığı yükselişi devam ediyor. Arada düzeltmeler gelecektir. Yani 0.51 dolardan 1.14 dolara kadar giden bir boneden bahsediyoruz. Bir düzeltme yer arkadaşlar. Yemezse de şaşırırım. Yani çünkü çoğu koyunlar düzeltmeler yiyor. Çoğu koyunlar da düzeltmeler yaptı. Bir de Bond gözüme takıldı arkadaşlar. Bond bekleneni veremedi düşüşten sonra. Hali hazırda yatay şekliyle yani 3 aşağı 5 yukarı yükseliş değil onun için düşüş de değil. Veremedi. Biraz daha bekleteceğim benziyor bizi. Öyle görünüyor piyasada durumu. Evet arkadaşlar. Bir de Doge Shiba bakıyorum. Ve ardından programı sonlandırıyorum. Güzel kardeşlerim. Hemen Doge'ye bakıyoruz. Evet Doge'de söylentilerimiz geliyor arkadaşlar. Ne dedik? 70'e doğru bir hareket daha başlatabilir. 0.0 90 70. 0.70 diyebiliriz. Evet ne var ilk etapta Doge'de? Doge'de burada bir desteğimiz var arkadaşlar. Şey pardon direncimiz 73'te. Burayı kırarsa 75'e doğru bir hareket sergileyebilir. Bugün Doge %4 yukarıda arkadaşlar. Dedik ya Doge Bitcoin yukarı dönmeye başladığı an Doge'de onun iki katı çıkacaktır diye söylemiştik daha önceki videolarımızda. Shiba'ya baktığımızda evet Şiva'da çok değişik formasyonlar çizmişiz. Bugün yüzde iki buçuk yukarıdayız. Ee, o da kafayı kaldırmış durumda. EMA 50 ve 200 günlük ortalamalarında üzerinde görüyoruz an itibariyle güzel kardeşlerim. Evet bugünkü anlatabileceklerim hepsi bunlardan ibarettir arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Başka da bir şey değildir arkadaşlar. Abone olmak, bildirim zillerini açmamak zaten yeterli bir pozisyon değil. Haberdar olamazsınız bildirim zilleriniz açık olmasa. Evet arkadaşlar burada programıma son veriyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.